çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Gözle görülemeyene sanat işleyen mikro art sanatçısı Hasan Kale bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler hoş geldiniz. <laughs> aslında biz hoş geldik. <laughs> Hem de atölyenizi açtınız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, biz sizi yakından tanıyoruz. Dünya sizi yakından tanıyor aslında. Ama bir de sizi sizden dinlemek istiyoruz. Hasan Kale kimdir? Dinleyelim sizi. <laughs> ya, en zor soruyla başladık çünkü insanın kendisini anlatması kadar böyle hakikaten zorlayan bir şey yoktur ama çok e, kısaca 5 e, yaşında renkle, çizgiyle, fırçayla tanışıp hedeflerini ve hayallerini yanına almış ve bugünlere kadar gelmiş aslında sıradan bir adam. Son dönemlerde, e, son yıllarda özellikle yaptıklarıyla e, sıra dışı bir kimliğe bürünmüş. Ama e, hayatın içinde sadece resim, resimle ilgili her şeyle ilgilenen işte karşınıza gördüğünüz <laughs> bir bir insanım ben, bir bireyim ya da artık bir sanatçıyım. Hasan Kare kısaca aslında bu yani. Sanatta 25. yıl ama siz mikro sanatta 25. yılı Artık. bir başlangıç kabul ediyorsunuz. Ama e, öncesi çok var uzun bir var tabii ki. E, var tabii ki. Yani e, sadece mikro artta 25 yıl bitti. Onun haricinde e, büyük resimler, işte heykeller, tasarımlar falan onun öncesinde vardı zaten. Minyatür sanatı da vardı işin açıkçası. Yaklaşık bir 10-12 yıllık bir minyatür sanatı geçmişim var yani işte mücevher tasarımı geçmişim var. Endüstriyel tasarımlar var. Büyük tablolar ve büyük eserler var. O yüzden yani eğer sanat diyeceksek, sanat şey olacaksak herhalde 40 yılı geçmiştir demek. Daha Peki doğrudur. neden mikro sanatı başlangıç olarak kabul ediyor musunuz? Sanat... Kırılma noktası belki de. Yani Hasan Kari tüm dünyayı tanıtan kendi... Aslında şöyle söylemek daha doğru. Ben minyatür sanatında 80'li yıllarda tanıştığım zaman ders almak istediğimde bana hiç kimse ders vermek istememişti. O onların problemiydi. Ben de o zaman hocalarımı çok eski dönemlerden farklı üsluplar yapan eee seçtim. Hep söylediğim bir şey vardı. Siyah kalemden fırçanın kıvraklığını, levniden renk ve ahengi, nakkaş Osman'dan da sultan portrelerinin inceliğini öğrendim dedim hep. Bu üç farklı dönemin üstadlarının getirdiği o çizgi şeyi aslında bir Hasan Kare'nin kendine az bir çizgisini oluşturdu. Otomatik olarak minyatür sanatında çok iyi eserler, çok inanılmaz hem yurt içi hem yurt dışına eserler gönderdikten sonra 90'lı yılların ortasında bir gece kahve molasında fırça antrenmanı yaparken dikkatimi bir şey çekmişti. Bir milimetreye birbirine değmeyen 20-25 çizgiyi fark edince ne kadar küçük olabilir sorusu takıldı. İki tane yolum vardı işin açıkçası. Ya bu soruya hiç bulaşmadan ömrümün sonuna kadar keşkelerle devam etmek ya da bugün sizin bu sorularınıza cevap vermek. Ben e, tabii ikinci şıkkı e, o yolu tercih ettim ve bugün sizin bu sorularınıza cevap veriyorum yani. Çok kıymetli. Aslında e, hayalinizin peşinden bir nebze gittiniz pişmanlık evet. duygusuyla ama seçmiş olduğunuz bu sanat türü de çok zorlu. Yani büyük bir tuvalden aslında bir e, mikro sanata geçiş. Bu nasıl bir serüven, nasıl bir geçiş oldu peki? Dediğim gibi yani orada ifade biçimiydi. Ben ilk yani o gece oradan e, bu kararı bu işte böyle e, şey gelince önümde kağıtlar, boyalar, bir takım malzemeler varken bir şey beni ayağa kaldır ve ben mutfağa yöneldim. Dolaba açtığımda işte e, pirinç taneleri, mercimekler falan bana o kadar küçük geldi ki korktum. En iri fasulyeyi seçip 3-4 gün hiç kalkmadan onunla böyle mücadele ettim. Yani e, onun başında oturdum, bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben e, hayatım hayatımın belki de en anlarından bir tanesiydi işte kırılma noktası dediğim şey buydu. Ondan sonra daha o gün Evet ben mikrosanat yapacağım dedim. Bütün bunları yaparken de tabii ki işin içinde felsefesi de vardı. Yani es geçtiğimiz, görmediğimiz, bazen çöp dediğimiz o minicik objelere farklı pencerelerden bakıp değişik bakış açıları getirip tüm dünyada konuşulmamış yepyeni bir dil konuşturmak için yola çıktım ben 25 yıl önce. Bugün geriye dönüp baktığımda çok doğru bir iş yapmışım. Bütün bunların bu geçen zaman diliminde e, bana e, düşüncelerim, yaptıklarım, ben mikro sanat yapmak üzere dünyaya geldiğimi fark ettim. Bu çok önemliydi. O yüzden e, olumsuz bir sürü e, kelimeler, sözler, bazen hakarta varan bir sürü şeylere rağmen hiç kopmadım. Hala devam ediyorum. E, Yüreğimin gittiği, nefesimin el verdiği kadar zaten. Bu böyle devam edecek Şu an bu e, kadar zaten derinden anlatmanız gerçekten doğru karar verdiğinizi <laughs> gösteriyor. Hayallerinizi gerçekleştirmişsiniz diyebiliriz. Daha daha yolun başındayız. <laughs> Peki aslında e, mikro sanat e, küçücük bir incir tanesine, bir Hı -hı. susama, bir pirince e, biz görmekte zorlanırken siz oraya bir sanat işliyorsunuz. E, ve dünyada e, mikroskopla sanatçılar, bu sanatı yapanlar mikroskopla e, çizerken siz Gerçekten çok güzel, böyle iyi gören bir göze mi sahipsiniz? Yoksa ne kullanarak yapıyorsunuz? Valla yani bir kere gözü kullanıyorum tabii ki. Hem yaşımdan dolayı hem de yıllardır bu minicik objelere hem yakınlaşarak ve görebilmek için maalesef gözlerimizi şey yapıyoruz. Ama ona rağmen daha mikroskoplar kullanmadım. Yani çok büyüteçler kullanmadım işin açıkçası kullanırsam da hiçbir şey olmaz. Önemli olan sonuçtu. Ben o ilk başladığım gün bu bütün mikro objelere birer kırmızı nokta koymuş olsaydım biz yine bu sohbeti yapıyor olacaktık. Ama ben belki birazcık işi abarttım. Bu kadar detay, bu kadar şey, yoğunluk, oradaki her şeyi doldurmak falan yapabilecek bir şey yoktu. Hasan Kadir'in çizgisi buydu çünkü. Böyle ifade edebiliyordu. Ve böyle de devam etti. Dediğim gibi yaklaşık 350 farklı objeyi geçmiş. Artık sayı saymayı da bıraktım. Ama 350 eser değil. Bunun altını böyle kalın kalın çiziyorum. Bazen çok yanlış anlaşılıyor çünkü. 350 tane eser yaptığım gibi algılanıyor. Hayır. 350 farklı objede aslında sayısız eserler üretildi. E şimdi böyle baktığınızda eserlere yani kum tanesinden sizin de saydığınız gibi incir çekirdekleri, pirinç taneleri, saç teli, kahve granülleri gibi gibi bir sürü obje var ama her obje kendi öğretisiyle geldi her obje başka bir şey ifade etti hani hani şeydir vardır ya hayatımız bir pamuk ipliğine bağlıdır diyeyim mi? mikroobjeler aslında belki de öyleydi İnsanların bakış açılarını değiştiriyordu yani bir incir tanesindeki o İstanbul'u ya da gün batımını göremeyebilirsiniz çünkü bir inciri yerken de yüzlerce çıtır 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 sesi de hissedebilirsiniz ama işte o zaman bunun üzerine bir tanesinde İstanbul olduğunu düşündüğünüzde o inciri başka türlü algılamaya ve başka türlü yemeye başlıyorsunuz. En büyük avantajlarından bir tanesi de tüm dünyanın neresine gidersiniz gidin incir tanesi incir tanesi. Sadece onların dillerinde isimler değişiyor ve hayatın içinden objeler hepsi baktıklarında oydu. O kadar o kadar aşina, o kadar içten alıyordu ki. Yani yüreklere dokunuyorduk belki de. Belli belirsiz yüzlerinde o tebessümleri görebiliyordum. Ama son dönemlerde aldığım karardan sonra artık yüzlerde tebessüm de görmek istemiyorum. Ben bu tebessümleri gözlerinin içine yerleştirmek istiyorum artık. Ne güzel bir söz. <laughs> Eserinizi sözle taçlandırdınız diyebiliriz. Peki şunu merak ediyorum. İlk mikro art. E, yaptığınız eser neydi? Ne çiziyorsunuz? İstanbul. İstanbul aşktır çünkü. Ülkemizi de çok fazla, ülkemizin şehirlerini de çok fazla resmediyorsunuz. Tabii. Dünyadan ünlüleri resmediyorsunuz. Evet. Dünyadan Dünya'dan e, ülkeleri resmediyorsunuz. Her şey, <laughs> Beni mutlu eden her şeyi işine çıkıyor. Peki nasıl çıkıyor bu fikir? Temalar nasıl oluşuyor? Ya şey için? var. Bir kere e, yani içerideki masamın üzerinde bir sürü obje var. Bazısı 3 yıldır hiç ellenmemiştir. O sırasını ve zamanını bekler. Sonra bir gün bir şey olur. O obje gelir, yerini alır. Fırçalar gelir, palete renkler dökülür. Ne çıkmak istiyorsa çıkar. Yani ben bir deniz kabuğuna şöyle bir şey mi yapsam yok böyle bir kurgu ile çok yaklaşamıyorum ben yani. O anda çünkü zaten hep objelerle artık şey yapıyoruz. Bir sürü e, izleyiciler şey diyor bana. Yani siz artık her şeyi e, mikro e, sanat olarak görüyorsunuz. Bütün objelere öyle bakıyorsunuz Meslek herhalde. Meslek hastalığı değil. gibi. E, yani yapacak bir şey yok. Yani e, sanat dediğin ya da sanatçı dediğin herkesin gördüğünü göremediklerini yapar zaten yani. Otomatik olarak da bunlar çıkıyor yani. Evet objeler aslında zamanını bekliyor dediniz. Evet. E, bu noktada e, şu soruyu sormak istiyorum. İlham çok önemli bir sanatçı için. Sizin için de öyle. Ama sizin yaptığınız sanatta o objeler bazen boya tutmuyor ve siz onun orijinal olmasına çok önem evet. veren bir sanatçısınız. Onu törpülemiyorsunuz. Orijinal hamaliyle Dokuyu kullanıyorsunuz. Dokuyu evet. Kaybetmiyorsunuz. Orada boyayla ilgili çalışmalar yapıp yani aslında tasarıma daha doğrusu sanata başlamadan önce çok ön, bir hazırlık gerektiriyor yaptığınız çalışmalar. çok e, farklı boya karışımları hazırlıyoruz. Öyle söylemek daha doğru. Yani. Peki orada ilham bölen bir nokta var mı? O an girişemiyorsunuz aslında. Anlık e, o içinizden gelen ilhamı dışa vuramıyorsunuz. İşte dediğim gibi yani bütün objeler yani çünkü şey gibi düşünün yani belli şeyler düşünün. Dediğim, boyayı emen emmeyen, boyayı dağıtan dağıtmayan gibi algıladığınızda boya ne de dağılır diye düşünüyorsunuz. Ha, bunu kullanıyorsunuz. Boya niye e, çabuk tutmasını istediğinizde başka bir e, şey kuruyorsunuz. Karışımlarınızı hazırlıyorsunuz. Aslında hepsi hazırlanmış oluyor yani bundan sonra. Yani objesi de zaten o yüzden size şey yapıyor. Bir patlamış mısıra yani bırakın şeyi üfleseniz daha ya da fırçanın ucun değdin hemen çukurlaşır yani. İşte e, şeydeki Londra Sky TV'ye yaptığımız programda telif hakları alınmış 7 tane film afişini bu bir projeydi, iyi bir projeydi. Bu film afişlerini biz popcornlara işledik. Yani inanılmaz bir ses getirdi işin açıkçası. E şimdi ve sıfır şey yok. Delik yok, patlama yok, çatlama yok falan gibi baktığınızda. Bu bir, bu bir evre. Ya da e, bir kahve gürölünüzü yani parmağınızı alın böyle e, o havadan sudan etkilenip kendini şey yapar. Ben üzerine resim yapıyorsam eğer işte bunun içinde aşk giriyor, sabır giriyor, e, nefes tutma geliyor, kalp atışlarını durdurmanız her şey oraya e, girmeye başlıyor zaten yani. Benim eserler öyle hemen hop hadi oturalım bitirelim gibi bitmiyor. Ben beceremiyorum onu. Uzun soluklu çıktığı zaman. işte o zaman zaten o detaylar olmaya başlıyor. Yoksa yani ben canlı performanslar ya da televizyon çekimlerinde bir takım şeyler yaparken onu çok kısa süreye indirgeyebiliyorum. Onlar onlar altyapısı gibi düşünün. Ondan sonraki çalışmaları aldığınızda bir eserler ne kadar çok zaman geçirirseniz o iş zaten hakikaten mükemmele gitmeye başlıyor. Mükemmel olmuyor ama mükemmele gitmeye başlıyor. Peki ne kadar sürüyor bir objeyi? 3 gün ila 8 ay. 8 ay. Evet. Hollanda'daki bazı eserler işte bu, bu sürede çıkan eserlerdir. Peki bunun dışında başka şeyle ilgileniyor musunuz? Mesela? Başka bir objeye tasarım, başka bir obje için veya bunun dışında bir cevher tasarlıyorsunuz, başka ee, endüstriyel tasarım var. Tabii tabii yani e, bu şeyle ilintili. Yani sözünüzü kestim. E, bir proje yani bir çalışmayı bitirince mi yeni bir şeye başlarsınız yoksa o gerçekten sabır isteyen bir süreç. 8 ay çok uzun bir süreç. Evet uzun bir süreç. Ona tamamen o 8 ay boyunca odaklanıp nasıl bir deneyim yaşadınız? <laughs> yani tabii ki her şeyden kopuyorsunuz bir kere. Yani başka bir, de bir şey yapamıyorsunuz. Ee, kop şey de yapamıyorsunuz. Mesela ee, Hollanda'daki sergi için şu anda başka bir formatta zaten onları sunmaya devam edeceğiz ama bunu söylemekte beis yok. E, Rembrandt yılıydı sergiyi açtığımız zaman. Rembrandt'ın Gece Devriyesi sattı çok büyük bir tablosu var. 4,5 metre, 3,5 metre civarlarında dünyanın yani bilmeyen yok gibi algılayayım. Üzerinde yaklaşık işte 28 ya da 29 şeyin kişinin olduğu, askerlerin, atların, kalkanların, çocukların falan. böyle bir kalabalık bir şey. Bir tane yapabilirsiniz değil mi? Ufaltarak. Ama aynı tabloyu 3 adet yapıp yan yana sergiliyor olmak hem risk hem de büyük bir cesaret. Ram bunu ben daha iyi yap böyle böyle bir derdimiz yok. Biz algıyı sanat algısını ve üç farklı boyutta Ram Grant'ın aynı tablosunu insanlara sunduk. Üç farklı boyut. Evet. Üç farklı bir boyut. Dinleyeyim. Ve aynı tablo yani Wright müzeden çıkıp orijinalini görüp bizi izlemeye gelen bir sürü insan var hangisinden daha çok etkilendiler bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle yine orijinalinden etkilendiler. Çünkü yani 10 metreden de rahatlıkla izleyebiliyorsunuz onu. Benimkisinde öyle bir keyif yok. Ya yani 10 metreden izlemeniz mümkün değil. Yani elinize büyütücü alıp izlemek zorundasınız. Şimdi iki farklı deneyimi, aynı tablonun iki farklı deneyimi, orijinali ve oradaki replikası diyebilirim. Yani farklı boyutta. Algı tamamen değişiyor. Bir tek hayatın içinden objelerde görmek onları inanılmaz mutlu etti mesela o yıllarda. Şimdi e, Hollanda'daki e, bu yeni açılacak müzede de aynı şekilde sergilenme devam edecek. Bu sefer bir başkası da gelecek. Dördüncüsü gitti. O hiç sergilenmedi. O e, bir saat içine kondu. Siyah pırlantalarla bezendi kurma koluna Rembrandt'ın portresi çizildi. 2-2,5 milim. Saatin içine de Rembrandt'ın gece devriyesi bekçisi kabak çekirdeğinde aynı figürlerle, aynı renklerde resmedildi. Ve o kıymetli şey <gülüyor> neden? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu büyük ihtimalle yani çok yüksek rakamlar konuldu. Satılır ya satılmadı <laughs> ama benim için o değil. Yani bakın dört buçuk metrelik şey indi 1.2 nokta iki Mümkün değil gibi geliyor i̇fade biçimiydi. Yoksa yani onu çok güzel yap hiç böyle bir derdim yok. Yapan beydi zaten. Koskoca bir üstad var. Biz sadece naçizane insanlara bakış açılarını değiştirmek, oradaki sanatın farklı boyutlarda da sunulabileceğini göstermek için biz bunu kullanıyoruz. Yoksa bu şey gibi yani kelebek zaten muhteşem yaratmış Allah. Yani biz onları güzelleştirmeye çalışmıyoruz. Ama kelebeğin hayatımızdaki insanların bir günlük ömrü var bize göre bir günlük ona ona göre koskoca bir bir zaman dilimi. O, o algıyı, o güzellikleri yansıtmak için bir şey yapıyoruz yani. Yoksa güzelleştirme böyle haddimize mi bizim yani hiçbir şey değil. O ifadeyi, o algıyı, hayata farklı bir şekilde bakmaları gerektiğini anlatmak için biz bu objeleri kullanıyoruz. Bir felsefe. Evet. Peki, şunu merak ediyorum. Üç gün sürüyor, 8 ay sürüyor. Bir eser, hı hı. bir pirinç tanesi mesela yaptığınızda günlerinizi harcadıktan sonra bozulan veya kaybolan öyle deneyimler yaşıyor musunuz? Ya kaybolan tabii ki oluyor. O yüzden atölyeye çok temizlikçi girmez. Ay bunlar ne kadar şey sinek basmış her taraf falan deyip böyle sinek kanatlarındaki resimlerin gitmesini istemem Öyle tabii mi? ki yani. buna yaşandığı için. Bozulma ya da hata şeyini... Tamamlanmadan ama soruyorum bunu. Daha tamamlanmadı, bitmemiş bir eser üzerinde çalıştığınız bir eser, tam son noktaya geldiğiniz noktada bir pirinç tanesi ters döndü ama boyalar her yere bulaşabilir. İşte o, o, o çok işte o yüzden çok daha sabır, çok daha uzun, çok daha dikkatli gidiyor. Bugüne kadar çok böyle bozulan resim olduğunu hatırlamıyorum. Çok büyük bir emek var. Herkes bir şeyler için emek veriyor ama çünkü o yani düşünseniz de düşürdünüz bitti. Eğer farklı bir ortamdaysanız. Yani bir sokakta bir şey düşürdüğünüz varsa bulam bulmanız mümkün değil yani. Yeri geliyor ben atölyede yani bir şeyi bir pirinç tanesini saatlerce aradığım olabiliyor yani. O yüzden hepsi kutularda, çerçevelerde, özel şey kasalarda falan gibi düşündüğünüzde kaybetmemeye çalışıyoruz. İşte her obje kendi öğretisiyle geldiği dediğim için de bozulan olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Onları o deneyimleri yaşıyoruz. Bozulanlar tabii ki oluyor. Çünkü zaten şey yapıyor, o bizle alakalı değil. Biz nasıl bozmadan bunu çok uzun yıllar bunları sunabiliriz derdindeyiz. O yüzden o farklı boyalar, farklı teknikler, o yüzden hemen çerçeveler havadan, sudan, nustubetten korumak maksatlı şey yapıyoruz yani. Öğreniyoruz, o yüzden öğrenmeye devam ediyoruz. Deneyimleyerek evet, devam. Evet, aynen öyle. Renkleri çok fazla kullanıyorsunuz tüm eserlerinizde. Aslında o bile büyük bir başarı. Çünkü tek bir renk üzerinden devam edebilirdiniz. Renklerin birbirine karışması bile resmettiğiniz şeyi tamamen bambaşka yere getirebilir. Aynen. Ama siz bu konuda da çok <laughs> geniş cesurca. yer vardı, her cesurca tüm renkleri kullanarak çalışıyorsunuz. Renkleri nasıl yorumluyorsunuz peki? E, tüm e, evrende e, bütün renkleri kullanmayı zaten çalışmaya çalışıyor ama Hasan Kale'nin belli başlı renkleri var onları çok daha fazla kullanır. Sepyalar, siyenalar falan gibi bir şey yaptığınızda o tonlar daha dramit, dramatiktir benim için yani. Algı öyle yapar. Dünyanın bir sürü şehrini de resmettim ama mesela İstanbullular kadar etkileyici değiller. Hangi rengi kullanırsanız kullanın. Otomatik olarak İstanbul'un nasıl bir aşk olduğunu aslında anlatıyor burada yani. İstanbul öyle bir şehir ki geçmişiyle, geleceğiyle, bugünkü haliyle neyi sunduğunuz çok önemli. Mesela benim e, İstanbullarımda hiç Boğaz Köprüsü'nü görmeyeceksiniz yani. Olmayacak. Neden? Evet. Çizmek istemiyorum. İçimden gelmiyor çünkü. Yani fotoğraflayabilirsiniz, her şeyi bulabilirsiniz ama benim çizdiğim İstanbulları bulabilme şansınız yok. Şimdi böyle baktığınız zaman işin rengi değişmiyor mu sizce de? O zaman başka bir şey şey yapıyorsunuz. O yüzden aşk diyoruz, o yüzden dokunuyor, o yüzden özlemle hasret, ya keşke böyle falan gibi algılıyorsunuz. Yani. Yoksa gökdelenleri çizersiniz, boğaz köprüsünü çizebilirsiniz. Çiz, çizen bir sürü de arkadaşım vardı. Ben bunlarla ilgili değil, bu benle ilgili bir şey olduğu için bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden o renkler her şekilde girer. Sadece o yüzden... Mesela derler ki hep İstanbul'u çok çiziyorsunuz. Ben belki de hayatım boyunca hep galata çizebilirim. Ama hiçbir galata birbirinin renk olarak da, şey olarak da yani formunun haricinde benzemeyecektir. Galatanın kışı var, yazı var, yağmuru var, maviliği var, gün batımı var, gün doğumu var, bir sürü şey var. Düşünebiliyor musunuz? Sizin çizdiğiniz gün bile farklı. Sizin evet. hissettiğiniz his bile farklı. Aynen öyle objesi değişiyor, şeyi değişiyor. Yani e, Hikmet Çetinkaya diye bir e, üstat vardır. Sadece gelincik çizer. Kanada'da, Türkiye'de gelinciklerin ressamı derler. E, ne güzel. Devrim Erbil hocamız bir tarzı vardır ve yıllardır ona devam eder. E, İstanbul'sa çizmek İstanbul'u bugüne kadar bir de anlatmak için şairler, yazarlar, ressamlar, heykeltıraşlar, dünyadan gelen bir sürü sanatçılar anlatmaya çalışmış. İstanbul anlaşılamamış. Ben de kendi nacizane fikrimle, çizgimle anlatmaya çalışıyorum. Yine anlaşılamayacak. İşte İstanbul'un gizemi belki de burada yatıyor. Anlaşılamamakta yatıyor. Anlatamamakta yatıyor. O yüzden bizden sonrakiler de nesilde bir sürü sanatçılar farklı şekilde anlatmaya devam edecekler. O işte bu zaman bu aşk değil mi? Gerçek aşk. Evet. <laughs> e, aslında bizi dünyada temsil ediyorsunuz çalışmalarınızla e, çok okur kitlesine sahip olan bir san gazetesinde Michelangelo, Türkiye'nin Michelangelo'su evet. başlığıyla bir e, haber. Onun dışında Amsterdam'da serginiz, bir Türk kahvesi e, kitap kapağında bir ödül kitap kapağı tasarım ödülü e, çok fazla e, noktada... Bizi çok gururla temsil ediyorsunuz. Bizim evet, için çok özel öyle. bir sanatçısınız bu noktada. Peki o gün başladığınızda bugüne ulaşacağınızı hayal ediyor muydunuz yoksa siz kendi içinizde bu sanatı sadece hobi olarak yaparak belki kendi kendi mutlu, kendi mutlu olmanız için mi planlıyordunuz? Ya işin açıkçası ben bu kadar işte tanınan, bilinen, bir sürü farklı kollarda yapacağım falan hiç böyle bir şey hayal etmedim. Sadece işimi iyi yapmak üzerine kurguladım kendimi. Bir kere o var. Yani ben işte yani kahveye 15 yıl önce başladık. Başka bir boyuta geldik. Ben bir şef değilim ama Türkiye'ye, Aşçılar Milli Takımı'nda Türkiye'ye destek vermek adına, sanat adına katıldığımız olimpiyatlarda onların yani kürsüye çıkarak, ödüller alarak, madalya alarak destek vermeye çalışıyoruz. Farklı tasarım alanlarında özellikle yurt dışındaysa, adımın geçip geçmemesi de hiç önemli değil. Bütün arkadaşlarıma destek veriyor. Çünkü Türkiye'yi tanıtmak diye bir şey var yani. Bize bizim üstümüze vazife mi bilmiyorum ama ben böyle çalışıyorum yani. Türk kahvesini tanıtmak için gittiğimizde Amerika'da bir ay bir projeydi. Ben dört ay kaldım. Binlerce insanın içinde yani hala yine farklı bir proje var. Pandemi bitmez tekrar bir Amerika şeyi olacak. Miami'ye giden bir şef arkadaşımla ilgili farklı bir sergiler yapmak istiyor. Bugün konuştum. Orada bir program gelişecek. Bunları yani Türk şefinin ve Türk sanatçısının birlikte neler yapıyorlar? Görelim bakalım neler yapabiliyormuş. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Başka türlü o farklılığı anlatabiliyorsak, anlatıyorsak e bizden daha mutlusu yok ki. Her sanat dalı dikkat edin hep dışarıdan bize geliyor. Niye bizden dışarıya bir şeyler gitmesin ki? Biz bu kadar yeteneksiz ve beceriksiz değiliz yani. Biz de çok zekiyiz. Farklı şeyler de üretebiliyoruz. İyi şeyler üretebiliyoruz. O zaman bunu anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sadece bunu yapıyorum yani. Dünyada da projeler devam ediyor. Aynen öyle. E, çalışmalar devam ediyor. Aslında bu her adımınız bizi yücelten, e, gururlandıran adımlar. E, başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. E, aynı zamanda belki sizler gibi e, çocuklar da yetişiyor <laughs> sizin sayenizde. Evet bundan sonra daha da yetişecekler zaten. Evet bir biraz da o konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz aslında. Bir hocasınız bu noktada. Talepler nasıl, e, potansiyellerini nasıl görüyorsunuz öğrencilerin? Ya e ben tabii ki e, hayatında e, hoca görmemiş ve e, eğitimini maalesef yüksek okul olarak söylüyorum yapmamış bir birey olarak ben hoca falan normalde değilim. İnsanlar belki de oradaki ne söyleyeceğini bilemediği için böyle şey yapıyor. Bir kere onlara teşekkür ediyorum. Yani gerçek hocalar varken bir, bir sadece var olduğuna inandığım bilgi paylaşımını sağlayan bir bireyim ben. Bunlar ne doğru mudur, yanlış mı bilmiyorum. Özellikle mücevher alanında çok öğrenci yetiştirdik. Yer aldığımız farklı atölyelerde çok öğrenci yetiştirmeye devam ettik ve et, ediyorum da. Ama minyatür ve mikroda, o bu çok çabuk olabilecek bir şey değil. Ben bunu beceremiyorum. Yani böyle bir bir ayda ya da iki haftada öğretebilecek bir şey değil. Ben öğrenememişken bunu bu kadar çabuk öğretmem söz konusu dahi değildir. Bir ikincisi bunu maalesef beni hep yanlış anlıyorlar ama bunu söyleyeceğim. Yani çok şey yapmıyorum. Bana gelen öğrenci yaş sayısı belli bir yaş üstü. Eğer geleceğe, gençliğe bunu aşılacaksak o zaman bir bir, bir yanlış yaparım. Yani bu kadar yoğunluğun arasında bunu yapam yapamam yani. Ama genç böyle karşıma geldiğinde, gözüne baktığında ben bu işi yaparım, ben bundan para pul... Çünkü mikro art özellikle para kazandırabilecek bir, bir şey değil. Bir kere onu söylemem lazım. Bu Türkiye için söylüyorum bunu. Uzun bir evre geçirmeniz lazım, bir süreç geçirmeniz lazım ki bunu... Paraya başka şekillerde döndürebilirsiniz ekonomik olarak. E, maalesef ülkemizde e, bunlar olmayınca bu sadece hobi olarak kalıyor. E, benim e, zamanımın darlığı, yoğunluğu e, sadece hobi e, için e, ders verebilecek e, şeyde değilim ben. Bir de e, çok yurt içinde gidip geldiğim için böyle bir sistem kuramıyorum ama bir gün eğer hakikaten yani bu kaç kişi olursa olsun bu işi öğreneceğiz deyip emek harcayıp zaman harcayıp yani burada olması lazım. Bu internetten falan öğretebilecek bir şey değil çünkü. Görüyor olmak lazım. Yani hemen gelen öğrenciler daha önceden gelenler var tabii ki. Hemen o gün oturup bir pirinç tanesi boyamak istiyorlar. Böyle böyle bir şey söz konusu değil yani. Günlerce süren bir çalışma aslında e tabi, öğrenimi yani, de elbette ki zordur. Mümkün yani görmek bile mümkün değil derken aslında dediğiniz gibi aşk ve sabırla bu işi yapabileceklerine başta inanmalıyız. aynen öyle katılıyorum. Gerekiyor. ben nasıl şey yaptım? 5 yaşından beri fırça ve boya şeyim var. 10 12 yıllık bir minyatür sanatı geçmişim var. Şimdi bir, bir geçmiş bir var yani. Yapı var öyle bir de gün zaten. bir gecede gelip oh, vahiy gelmedi bana sonuçta yani. O bir o sürecin devamıydı. Olması gereken şekle gitmesi için onu yaşamam gerekiyordu. Ve oraya gitti. Ve bıkmadan ben her gün çiziyorum bir de düşünebiliyor musunuz? 25 yıl bitmiş ve her gün çizmeye devam eden mücevher yaparken de bakın onları çizmeye devam ediyorum. Kendi çizdikleriniz değil mi? Kendi tasarımlarım. Yani daha şeyler de var. Onun haricinde işte fincan tasarım, endüstriyel tasarımlarda da ben mikro artla başka şeyler yapmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Ben mikro artı bırakmıyorum. E gördüğünüz gibi büyük eserler de var. Burada elinizi yani piyano çalmazsanız bir iki ay eliniz böyle körleşir ya da keman çalmazsanız. E burada da öyle her gün bir antrenman yapmazsanız bu işin devamını getiremezsiniz yani. Yani başka işlerle uğraşıp hafta sonları da hadi bir saat buna çalışayım dediğinizde e, bu dediğim gibi sadece hobiniz olur yani. Çok iyi de yapabilirsiniz. Benden çok daha güzel de yapabilirsiniz. Ama sizi mikvar sanatçısı yapmaz. Peki emek ve yetenek oranı ne sizce? Yetenek e, bu süreyi kısaltabilir mi acaba? Ee, yani yetenek kısalsa da eğer sizin hedef hedefiniz çünkü e, Hedefleriniz yolda değişebilir, para sizi engelleyebilir, ekonomisi. Ya da e, insanların daha büyük kitlelere ulaşmak için daha büyük görseller yapmak isteyebilirsiniz, mikro artı es geçebilirsiniz. Ya futbol oynayacaksınızdır, ya basketboldur. İkisinin de zemini farklıdır, Adeleninize zarar verirsiniz. O yüzden belli bir şeyi seçip onun arkasından gitmek belki de. O yüzden her şey yapmaktan ziyade bir şeye odaklanıp uzmanlık alanını seçip bu işe devam etmek belki de daha doğrusudur. Tabii ki bu söylediklerim benim düşüncelerimdi. Onlar farklı bir yere getirebilirler. Buna da saygı duyuyoruz yani ve biz de alkışlarız yani. Sizden de bu sayede pek çok bilgi öğrenmiş oldular aslında bu yolda ilerlemek e isteyen. Ta, yani e, söylüyorum atölye atölye açık bana sadece yazmaları yok. orada mısınız değil misiniz diye yazsınlar atölyeye gelsinler. Ben bütün bunları kendilerinin yüzüne karşı rahatlıkla anlatabilirim. Bizim saklımız gizlimiz zaten yok ki. Ama ben bana sorulmayan hiçbir şeye cevap vermem. Bir de böyle bir huyum var yani. çünkü İlgilensinler. E hayır yani sadece hı. insanların hı hı. ne düşündüğünü bilmediğim için. E, bir şeyi merak ediyorsunuz sorarsınız. Soruyorsanız cevap alırsınız. Yoksa durup dururken niye ben bunları anlatayım ki yani? Görecek kim o zaman şey oluyor yani hmm, doğru kişiyi anlatmış oluyorsunuz yani. Kimsenin kafasını da karıştırmıyorsunuz. O yüzden ama yazarak da bir şey anlatamıyorum. Yazarak da anlatmayacağım yani. Aslında bilgilerinizi de paylaşan, çok kıymetli paylaşabilmek bu noktada çok kıymetli. Siz kendi bilgilerinizi de paylaşabilen bir sanatçısınız. Ben bugüne kadar hiç saklamadım. Kendi televizyon programlarını yaparken de canlı bütün oradaki nasıl yapıldığını baştan sona gösterdim. O yüzden şey yok ki. Bana hep fırça numaramı sordular. Hiç kimseye söylemedim biliyor musunuz? Bu gizli saklı değil ki. Sebebi şuydu. Ben herhangi bir fırça söyleyebilirim. Ben her türlü fırçayla çalışıyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Ve onların tahmin ettiği gibi böyle çok eksi bilmem kaç sıfırlarla değil. Ben iki numaralı fırçayla çalışıyorum. Daha kalın fırçalarla çalışıyorum. Şimdi bu benim yıllardır o el disiplinim, elim ayarım, gözüm neyse buradaki şey onun için. Ben o X numaralı fırçayı söyledim ya da X markalı fırçayı söyledim. Siz beceremediğiniz zaman ya hal sonucu da sorduk, söyledik bize işte söyledi hiç de olmuyormuş. Ya şimdi o zaman fırçalar yapıyor anlamına gelir. Anlatabildim mi? E bunu toparlayamayız yani. Bizim zamanımız yani ben bu 25 yıl 30 yıl önce bu işe başlarken zaten doğru düz fırça şeyi de yoktu. Şu anda iyi bir kırtasiyeye gittiğinizde Onlarca fırça var. Siz hangisi elinize yatkınsa alır ve de devam edersiniz. yani. Boyanın envai çeşidi var. O yüzden yani ama buraya birebir geldiklerinde işte çalışma odasına girince bütün boyalar orada zaten. Bütün fırçalar orada. Bu saklı gizli değil ki. Sadece yanlış anlaşılmalara ve e polemiklerin içine girmemek için bu şeylerden uzak duruyorum. Yoksa Asla hiçbir şeyi gizlemedik, saklamadık yani. Evet zaten atölye atölyem açık, gelin görün evet. diyor ki biz, ben kendim şahsen yakından görmenizin bambaşka bir deneyim yaşattığını Kesinlikle. söyleyebilirim. Hatta beni az önce gördüğüm <laughs> bir saç teli çok etkiledi. Saç teli aslında görmekte zorlanıyoruz. Üzerinde bir şaheser var ve biz bunu ancak kamerayla yakınlaştırarak görebildik. Bunu çizmek ne muazzam bir yetenek. Bir Türk bayrağı vardı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bir sözünüz vardı. Ben bir sergiye eserlerimi götürürken kibrit kutusunun içerisine koymuştum. Yani eserler, şey. sanatçılar eserlerini kamyonla taşıyarak Doğru götürürken siz küçük bir kibrit kutusuna koydunuz. Ve siz bu sanatı aslında hiç o kadar yüce bir şey yapıyorsunuz ki çok kıymetli yaptığınız şey. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Farkında mısınız ne yaptığınızın? <laughs> e, tabii ki farkındayım. Yani... Ee, söylediğim gibi ben e, mikro sanatı icra etmek üzere geldiğimi artık inanıyorum. Bir kere onu söylemem lazım. O kibrit kutusundaki hikaye e, çok doğru bir hikayedir. Bunu işte bazen çok yanlış anlaşılıyor sosyal medyada da e, işte Türkiye'den e, gömleğinin cebine pirinç tanesini falan koydu gitti. Türkiye'den uzak diyarlara gitti deyince benim herkes ülkeyi terk ettiğimi falan yani hep de bunu söyledim zannediyor. Arkadaşlar bir kere bunun altını çizeyim ki şeye bağlayacağım. Bu çok yıllar önce e, iyi bir televizyon kanalının çekmiş olduğu bir belgeselin son karesidir. Burada e, mikroart'ın e, bütün ülkelere e, sergiye gittiğini ifade edebilen ve bunu gömlek cebinde ya da kibrit kutusunda götürdüğünü ifade eden onların hazırladığı bir hoş cümledir. Yoksa Hasan Kale olarak bir tarafa gittiğim yok. Gidebilirim de bilmiyorum ama böyle bir şey e, söz konusu değil. Onu tekrar tekrar dile getirmemiş şeyi o karenin olduğu resmi beğendiğim için onu paylaşıyorum insanlara bir ki. 2000 yılında İsviçre'deki sergiye giderken benim ilk yurt dışına çıkışımdır mesela. Ne yapacağımı bilmiyordum. çerçeveler İsviçre'de hazırdı. Onları nereye koyacağımı bilmiyordum. Hepsini kibrit kutusuna koydum çünkü anlatamazdım da ben dünyayı dolaşırken hiç yabancı dil bilmeden dolaşıyorum bir de. Kibrit kutusuna koydum. X-ray'den geçiyorsunuz, bir şey ötmüyor, bir şey belli olmuyor falan. Öyle gittim. Ben de bunu anlattım. Bu çok güzel bir duygu. Yani son Dubai ve New York sergilerine giderken bu çerçeveler kargo ile gitti. Eserler yanımdaydı. Herkes koliler, eserler anlatamam size çünkü belki de New York ve Dubai'de bugüne kadar girmiş en küçük eserlerin sergisini yapan kişiydim. Oraya gittiğimizde biz sadece çerçeveler astık. Eser yoktu. İnsanlar eserler ne zaman gelecek nedir bunlar diye baktıklarında bizim ertesi sabah fuarın ve sergilerin açıldığı ilk gün eserleri yerine koymamız sadece 5 dakika sürmüştü. her biri kim bilir ne kadar vakit aldı Şimdi, tasarlanırken. Bu bu bunlar hepsi komple bir tasarım. O yüzden Dubai'de sıra dışı sanatçı ödülünü aldık. Amerika'da Eagle Eye dendi, onu da kabul ettik falan. Algıyı Türk sanatçısı, Türk insanı, işte herkesin bildiği gibi Türkiye'nin bilinmediği şeyde fesli değiliz. Son derece çağdaş, son derece zeki farklı tasarım ve farklı sanat dallarında da önderlik yapabilen insanlar olduğumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Yaptıklarımızın üzerindeki geçmiş dönemlerden yani Frik, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı bizden dahi kim anlatacak? Eğer biz bunları anlatmazsak bizden başka kimse anlatmayacak yani. O yüzden her gittiğim yere yani yani Türkiye'yi severler ya da sevmezler ama Atatürk ve Türk bayrağı cebimde gidiyor. Ve onları da sergiliyorum bir de yani. Ve gururla da sergiliyorum. Hiç kimse de bugüne kadar tepki göstermedi. Ve her sergide yurt dışında özellikle mutlaka İstanbul'la Türkiye'yle bir anıları, bir hikayeleri var ve hepsini yüreklerine dokunan bir şeyler sunuyorum yani. Yani Amerika'da önüme eğilenler anlatamam size yani. Kendi kendine düşün Hasan sen ne yapıyorsun dedim yani. Ben ben kimseyi böyle e, bu durumlara sormam. Bu bir saygı ifadesiydi. Hiç tanımadığım insanların nasıl üzerime atladıklarını size anlatamam. Birinci gün sergiyi dolaşıp ikinci gün bunları yaşadım ben. Sayın Büyükelçimiz New York'taki sergiye gelince inanılmaz bir kuyruk vardı. Tek kahkahanın yükseldiği stand benim standımdı. Satış kaygısı yoktu. En kalabalık stand gün içinde dahi benim standımdı. Biz oradaki iki sergide 30 bin kişiyi ağırladım tek başıma. Hiç yabancı değil Ve herkes sırada saygı içinde büyüteç bekledi biliyor musunuz? Yoksa 100 tane de büyüteç götürebilirdik. Hayır. 20 eser, 30 eser sergiliyorduk. Hepsini birer dakika incesi 30 dakika çıkamıyordu biliyor musunuz orada? O yüzden kuyruklar oluşuyordu. Yani gördüğünüz şeyi beğenmezsiniz. Tarzınız ise yürür gidersiniz. Burada da yürüp gidiyorsunuz. Çünkü hiçbir şey görmüyorsunuz ya. Ama o kadar insanın kuyrukta bekleyip bir şeyleri görmeyi çabalaması giden herkesi geriye getirip tekrar o sıraya sokup onları izletiyordu. İzlettiğimiz şey Anadolu'daki kültür izleri, Türkiye'den gelen bir, bir sanat akımı, Türk sanatçısının oraya şey yaptığı, e bundan daha, daha keyifli, daha güzel ne olabilir ki? E biz bunu yapıyoruz. Yoksa üstümüze vazife değil. Ülkemizi zaten tanıtmak isteyenler, tanıtanlar tanıtıyor. Biz sanatımızı kendi nacizane çizgimizle ifade biçimimizde bunu ortaya kayıp ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden de hiç kimseden destek almadan tek başıma her yere kendi çabamla, kendi ekonomim karşılığı ekliyorum. Cebimi bakıyorum, beni nereye götürür, ne kadar kalır, atlayıp gidiyorum ve sonuçta da geliyorum. Bu kadar basit. Kalple sanat birleşmiş. Ee, başarının sırrı bu olmuş aslında sanatın iyileştirici birleştirici gücüyle siz dünyaya isminizi ve ülkemizi başarıyla tanıtmışsınız. Evet hep şunu söylüyorum yani sanatın dili dini ırkı rengi olmaz. Ve sizinki bahsettiğiniz gibi çok etkileyici bir hikaye. Tekrar evet. o sıralara girmek, tekrar görmek, sizin yaptığınız günlerinizi evet. aslında orada dakikalarınızı o izleyen insanlarla paylaşmış oluyorsunuz. Belki içinizden neler geçiyor, onu resmederken siz neler hissettiniz, neler yaşadınız? Anlatamam size her gittiğim yerde mutlaka kapıda bekleyen o, o ülkedeki yani duyanlar o ülkedeki bir sürü bunların hayranları fanlarımız orada bekliyordu. Çok önemli bir şey biliyor musunuz? Bir şeyleri değiştirebiliyor olmak. Yani o yüzden yüreklere dokunup o yüzden gözlerin için o gülümsemeleri yerleştirmek durumundayız. Yoksa yani böyle böyle bir şeyimiz yok ama bu hoşluk veriyor. Bir Türk sanatçısı olarak keyif veriyor. O yüzden anlatabildiğimiz kadar ifade edebildiğimiz kadar bunu anlatmaya ve ülke ülkede yabancı hangi ülke olursa olsun her şekilde gideceğiz. Bu kahve olabilir, mikroart olabilir, aşçılık işte oradaki oradaki yapacağım sanatsal kategoriler olabilir ya da herhangi başka bir dal olabilir. Hiç önemli değil. yani. Ama biz oralara bunları anlatmak durumundayız. Kahve dedi 500 yıl önce bu ülkeden çıkmış bu topraklardan çıkmış tüm dünyaya yayılmış. Kahveyle ilgili resim yapmak ben keşfetmedim. Böyle bir derdim yok benim. Ama bu kadar küçük, kendi ülkesinin sanatını, kültürünü anlatan başka kimse yapmadığı için ben bunu anlatıyorum. Aslında o bir sembol oluyor. Türk evet. kahvesinin sembolü ve bu sanatla gösteriliyor. Çok değerli. Yani yüz binlerce kişinin geçtiği bir sokak düşünün. Öyle bir yerde Türk kahvede ikram ediliyor. Bedelsiz. Türk lokumları, Türk baklavaları ikram ediliyor. Ve orada bir tane adam... Oturmuş kahveye böyle bir döküyor. Böyle böyle bir yapıyor. Muhteşem bir İstanbul çıkartıyor. Nerede? Sadece kahve tabağın orta göbeğinde. Yani 3, 3 santimlik alanda. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu etkilenmemek mümkün değil yani. Bütün bunları yaparken onlara daha iyi anlatabilmek için mutlaka bir tarafta onların Washington'daysak Washington'dan bir yer resmederek diğer taraftan da mutlaka İstanbul'dan bir yer. Çünkü onlar onları çok daha iyi Onların başkanlarından tutun da işte özgürlük anıtlarına kadar hepsini resmettik kahveyle. Bu inanılmaz inanılmaz bir olguydu. Öyle uzun süren bir zaman dilimleri de değil. 15 dakika seyretmeleri yetiyordu. Kahvelerini yudumlarken bu manada bu kahvenin sadece sağlık açısından keyif veren ya da yüze maske yapılan değil sanat da yapılabildiğini gösterdik. Büyük tablolardan bahsetmiyorum. O minicik alanlarda. İşi abarttık. Kahve çekirdeklerinin üzerine biz neler yaptık size anlatamam oralarda. Şimdi o yüzden benim anlatım dilim farklı. Kahveye bakış açım, kahveyle ilintim de farklı. Yoksa çok daha güzel resimler yapmışsa herkes yapıyor zaten. Bunu da görüyorum. Ve ben de keyifle alkışlıyorum izliyorum onları. Ama benim yaptığım şey bir başka. Bunu da, bunu da, yani burada bu konuda bir olamayacağım. Yani. Biz de teşekkür ediyoruz bunun için. Gerçekten kıymeti bilinmesi gereken sanatçılarımızdansınız. Ee, Türk kahvemizi. Sadece bir noktada bile e, 4 ay boyunca Amerika'da kalmak, evet. bunları insanlara, e, oradakilere tanıtmak ve onların aslında özgürlük anıtıyla, onların e, objeleriyle bunu yansıtabilmek, birleştirmek. Evet. Muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Biz size. <laughs> Peki son olarak e, dünya projeleriniz Neler yapıyorsunuz? <laughs> Onlarla ilgili <Geldik>. bilgi <laughs> en, alalım En şey sizden. kısma değil mi? <laughs> Çünkü değerli seyircilerimiz de hep merak edecekler tabii, tabii ki. ki. Ya e, var. Ee, uzun zamandır daha doğrusu bu e, mikro hayatım boyunca hiç paylaşmadığım, hiç kimsenin görmediği bir takım eserlerim var tabii ki. Şimdi onlar toparlanıyor. Daha doğrusu sergi için bir projeye dönüştü daha doğrusu. İstanbul'da başlayacağız. Sonra arkası Ankara, İzmir gelecek. Çok ilginç bir sergi olacak, çok değişik bir sergi olacak. Serginin reyel olarak açılmasından ziyade ya aynı saatlerde ya da hemen akabinde o gün akabinde sanal sergi olarak da tüm dünyaya sunulacak. Sanal serginin özelliklerinden bir tanesi farklı sanatçıların anlatımıyla gezeceksiniz bu sanal sergiyi. Yine mikro objeler var. Değişik değişik yeni yaklaşık 15 farklı obje var. Konu şu anda şey yapamıyorum tam kesinleşmedi ve ismi şey yapılmadığı için ama onun akabinde yurt dışındaki Hollanda'daki müzemizi açmaya gideceğiz bir aksilik çıkmazsa. Müzemiz, kafemiz, otelimiz yine Hasan Kale orada olacak, başta olacak tabii ki. Ve dünyanın farklı heykel yapan mikro art birlikte bunu yapacağız. Resimler sadece Hasan Kale'ye ait olacak çünkü. Türk sanatçısı, Türk iş adamı ile birlikte yapıyoruz Murat Bey ile. Ee, inanılmaz bir şey. Ee, onun akabinde e, Körfez ülkelerinden bir tanesiyle muhteşem bir müceher koleksiyonu çıkacak. Ve e, o yeni markanın başında e, büyük ihtimalle ben olacağım. Kendi e, koleksiyonum çıkacak. Mücevher koleksiyonu onun çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bu arada üç farklı kitap için bir çalışmalar başladı. Mikroart dünyası, kahveyle ilgili, bir de yepyeni işte bu sergiyle ilgili olabilecek şey. En tasarımlarla ilgili yine farklı projeler var. Onlar hayata geçecek. Pandemi biter bitmez yine yurt dışındaki olimpiyatlar, Aşçı Milli Takımı ile birlikte yarışmalara devam edeceğiz. E, vakit kalırsa da işte sizlerle sohbet etmeye devam edeceğim. Böyle. Hem tasarlarken <laughs> hem bunlara vakit ayırıyor olmanız muhteşem gerçekten. Bizde de bu yoğun e, çalışma planınızda vakit ayırdığınız için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, üretmeye, tanıtmaya devam ediyorsunuz. Bizi de gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Daha nice başarılarda sizle sohbet edeceğimize biz inanıyoruz. Biz size zaten inanıyoruz. Dünya tanımış sizi. Biz de ülkemiz olarak e, kıymetini bilelim. Hasan Kale çok özel bir isim ve o kitapla ilgili e, mikro art sanatı ile ilgili. Belki siz bir hoca bulamadınız, kendinizi geliştirme noktasında ama siz çok güzel bir kılavuz olacaksınız. Bu yolda e, ilerlemek isteyenler için. Evet, bu konuda için. son bir şey söylemek istiyorum. Yani hoca dediğimiz zaman illa elinizden tutup bir şey öğretmesi gerekmiyor. Bu bir şair, e, ilham bile yeterli evet. bunun için. Kapı aralayan herkes hocadır benim nezdimde. O yüzden e, hayallerinden vazgeçmesinler asla vazgeçmesinler. Yani hazır olsunlar. Bir gün inanılmaz olacak diye hazır olmak durumunda. O yüzden çalışmak ve üretmek durumundalar. Ve ben bana bütün bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için ben size te teşekkür ederim. Daha daha görüşeceğiz sizinle. Evet. Yani yeni yeni projelerde karşılıklı karşı karşıya geleceğiz. Yani. <laughs> Projeler gelişmeye devam ediyor. Aynen Biz öyle. de sizin peşinizi bırakmayız. Ne güzel. <laughs> hepsini süper, merakla harika. bekliyoruz. Özellikle e, serginize dünya ya da online olarak e, servis edilecek e, serginize evet. merakla bekliyorum. Buradan da o bilgiyi e, tiyoyu almış olduk. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Evet odakta bugün mikro art sanatçısı Hasan Kale ile birlikte mikro art sanatına yönelik kendi kariyer hikayesine yönelik çok güzel sohbette bulunduk. Bu sanatta var olmak isteyenlere tüyolar aldık. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında farklı konuk ve konularla sizlerle olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.